Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Maun suresini değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yükezzibu bittin. Dini yalanlayanı gördün mü? Fezâlikellezî yedûul yetim. Böylesi olan kimse yetimi de iter kakar. Ve lâ yahuddu alâ ta'amil miskin. Miskinin taamına, ona yedirmeye de teşvikte bulunmaz. Feveylül lil musallin, artık o namaz kılanlara yazıklar olsun. Ellezine hum an salatihim sahun, onlar namazlarından gafildirler. Ellezine hum yuraun, ve onlar riyakar insanlardır. Gösteriş için bunu yaparlar. Ve yemnaun el maun, ve mauna da, başkalarına faydalı olacak şeylere, velev küçük şeyler de olsa, engel olurlar. Bu Kur'an-ı Kerim'deki kısa surelerden birisi. Namazlarda okuduğumuz, devamlı tekrarladığımız surelerden birisi. Allah-u Teala burada peygamberimize ve muhatap olan herkese şöyle bildiriyor. Eraeyte, gördün mü? Ellezî yükezzibu bittin, dini yalanlayanı. Din, Cenab-ı Hakk'ın insanlara en büyük nimetlerindendir. Ve nasıl ki insana akıl vermiş, akıl gayet büyük bir nimet. Ama akıl tek başına kainatın sırlarını anlayamıyor. Akıl tek başına haramı helali ayırt edemiyor. Bu noktada Allah-u Teala'nın dini göndermesi, onun bizlere en büyük lütuflarından. Çünkü Allah-u Teala gönderdiği dinle haramı helali bize anlatıyor. Kendisini bize anlatıyor, ahireti bize anlatıyor ve ihtiyacımız olan şeyler o dinde bulunmakta. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. Bu şekilde din son derece önemli. Din bu kadar önemli olmakla beraber dini yalanlayanlar var. Feme yükezzibuke ba'du bittin, artık dini sana yalanlatan nedir? Başka Tin suresinde Allah-u Teala buna dikkat çekmiş. Ey insan, seni dini yalanlamaya sevk eden nedir diyor. Burada da dini yalanlayanı gördün mü diyerek onların ne kadar çirkin bir iş yaptığını hatırlatıyor. Tarihin hemen her döneminde dini yalanlayanlar çıkmış. Bu günümüzde de var. Mesela Rusya'da 70 yıl dini yalanlayan bir sistem uygulandı. Ve bu dini yalanlayan sistemde din afyondur denildi. Dinin emirleri tersine çevrildi. Yani dinin helal kıldıkları haram, haram kıldıkları helal gibi insanlara o şekilde gösterildi. Ve 70 yıl boyunca böyle bir sistem içinde insanlar yaşadı. Ama mutlu mu oldular? Hayır, mutlu olmadılar. Onlara göre dışarıya bu yansıtılırken sanki bir cennet gibi gösterildi. Ama onlar iç dünyalarında gerçekten cehennemi yaşadılar ve Rusya çok kuvvetli bir devlet gibi görünürken yıkılıp gitti, mahvolup gitti. Demek ki asrımızda da dini yalanlama gerçekten çok ileri boyutlarda yaşandı ve dini yalanlayanlar sonunda perişan olup gittiler. Ülkemizde de dini yalanlayanlar var. Bir kısım insanlar, canım dine ne lüzum var, herkesin aklı var, kendi aklıyla yapacağını yapar diyorlar. Hatta bazı filozoflar çıkmış Avrupa'da. Bunlar demişler ki biz aklen Allah'ın varlığını kabul ederiz ama dine ihtiyaç görmeyiz. Kendi aklımızla ona göre yaşarız. Akıl yeterli değildir. Akıldan elbette istifade edilecektir ama tek başına akıl istikametli bir hayat yaşamamız için yeterli değildir. Ve bu filozoflar da zaten dengeli bir hayat yaşayamamışlar. Ülkemizde de bir kısım insanlar dini fazlalık kabul edebilir. Dinin değerlerine cephe açabilirler. Mesela din içki için yasaktır diyor. Bu insanlar içkiyi bir marifet zannedip millete içirmeye çalışırlar. Din aile hayatı yaşamak lazım diyor. Ama bazı insanlar bırakın aileyi keyfinize göre, haram helal tanımadan keyfinize göre yaşayın derler. Bunlar dini yalanlamaktadırlar. Öte yandan din ahiret gelecek diyor. Orada hesap var diyor. Bunlar dini yalanlarlar,
ahiretin geleceğini, orada bir hesabın olacağını reddederler. Zaten din ifadesi hesap anlamında, ceza anlamında da kullanılır. اَرَائِتَ الَّذ۪ي يُكَذِبُ بِالدِّينَ derken, dini yalanlayanı gördün mü? Yani diğer alemde hesaba çekilmeyi yalanlayanı gördün mü? Ahireti inkar edeni gördün mü? Böyle bir manaya da gelebilmekte. Ve dini yalanlayanlar ne gibi bir hayatları var? Allah-u Teala bazı yönleriyle bunu açıklıyor. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَتِمِ Dini yalanlayan bu kimse yetimi de itip kakmaktadır. Yani yetime şefkat gösterilmesi gerekir. Yetimle özel olarak ilgilenmek gerekir. Ama bu insan yetimle ilgilenmez, yetimi iter kakar. İşte Ebu Cehil gibiler kendi hayatlarında bunu uygulamışlar. Yetime sahip çıkmak yerine yetimi itip kalkmışlar. Ayet-i kerime onlarla alakalı ve benzeri kişilerle alakalı olarak nazil olmuş. Ama sadece belli bir şahısla alakalı gibi de değerlendirmemek gerekir. Ayette zaten genel bir ifadeyle ifade ediliyor. Ve bu durumda olan kimse وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِنِ miskine yedirmeye teşvik etmez. Miskin yani gariban insan, imkanları pek de olmayan kimse, tek başına belki kendisi hayatını devam ettiremeyecek, kendi ayakları üzerinde duramıyor. Buna yardım edilmesi gerekir ve toplumda yardım edebilecek epey kimse de var. Ama eğer bir kimse dinden bir terbiye almamışsa yetimlere de yardımcı olmaz. Onların böyle haklarını savunmaz. Ayet-i kerimede taamül miskin derken miskinin taamı. Burada şöyle bir inceliğe dikkat çekiliyor. Yani normalde miskinin zaten toplum içinde aslında hakkı var. Şu anda zenginlerin serveti içinde bir kısım mal o yetim olanın, miskin olanın hakkı durumundadır. Kur'an-ı Kerim bunu bir başka ayetinde şöyle ifade ediyor. وَفِي اَمَّالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمِ O zenginlerin mallarında hem mahrum olan hem de dilenen kimseler için belli bir hak vardır. Bu belli hak en azından zekat miktarıdır. Yani zenginin malı içinde zekat miktarı mal aslında kendisinin değildir. Doğrudan doğruya fakir, gariban, zekata ihtiyacı olan kimselerin hakkıdır ve o hakkın verilmesi gerekir. Emaneten o kimsede duruyor ve o kimse kendinin bir emanetçi olduğunu bilmeli. Verirken de ben veriyorum tarzına gururla değil, bilakis karşı taraf kabul ettiğinden dolayı minnettarlıkla o malı vermelidir. Değil ona minnet etmek, kabul ettiğinden dolayı kendisi bir minnet içerisinde kalmalıdır. Yoksa ben şöyle verdim, ben şöyle yardım ettim, gururlanacak, kibirlenecek olsa bu kimse ondan bir sevap elde edemez. Burada şunu aynı zamanda görmüş oluyoruz. Ahirete inanmayan bir insan yetime de sahip çıkmaz, fakire, miskine de sahip çıkmaz. O hayatın merkezine kendisini koyar ve Rabbena hep bana diye bir felsefe meydana getirmiştir. Hep kendi menfaatini düşünür. Hayatın merkezinde o vardır, her şey onun etrafında dönmektedir. Benim evim, benim arabam, benim tatilim, benim zevklerim gibi bu gibi ifadelerle hep böyle kendini düşünmekte, kendi menfaatini takip etmektedir. Feveylül lil musallin artık bu gibi kimseler içinde namaz kılanlara yazıklar olsun. Tabi ayet-i kerime sadece bu haliyle bırakılsa, bu haliyle ayette söylenip bitirilse insanı böyle dehşete düşüren bir ifade. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Allah-u Teala hem namazı kılın diyor hem de namaz kılanlara yazıklar olsun. Bu nasıl olacak? Ayetin devamı bunu açıklıyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafildirler. Yani onlar namazın hakikatinden uzak kimselerdir. Hatta namaz bile kılsalar münafıkhane kılarlar. Kıldı desinler diye kılarlar. Kendilerini Müslüman göstermek için kılarlar. Yoksa kendi içlerinden bir ihtiyaç duyarak Allah'a ibadetimi takdim edeyim diye
bir inancın gereği olarak namazı kılmazlar. Bu durumda namaz kılanlara yazıklar olsun. Ve alimler burada şuna dikkat çekmişlerdir. Onlar namazlarında gafildirler deseydi, yani namazında gafil olan herkese yazıklar olsun, böyle bir mana anlaşılırdı. Doğrudan samimi müminler de ayetin tehdide şumulüne girmiş olurlardı. Namaz kılıyor ama diyelim kaç rekat kıldığını bile bilmiyor. Dalmış gitmiş. Namaz kılıyor, namazdayken ticaret hesaplarını yapıyor. Namaz kılıyor, namaz kılarken diyelim bir takım problemlerini halletmeye çalışıyor. Bu tam bir gaflet halidir ve hoş bir şey değildir. Ama ayet-i kerimenin anlattığı bu değil. Onlar namazlarından tümüyle gafildirler. Namazın hakikatinden uzaktırlar. Onların niyeti namaz kılarken Allah'a ibadetlerini takdim etmek değil. Onların niyeti namaz kılar görülmek, durumu idare etmeye çalışmak. Mesela bir takım cenaze namazları olur. O cenaze namazlarında cenazenin yakınları da gelirler. Abdestsiz bir şekilde belki orada namazlarını kılarlar. Bu durumda olan insanlara yazıklar olsun. Yani ayet-i kerime bu gibi insanları da şumulüne alır. Çünkü bunlar en ibretlik bir durumda Allah'a ibadetlerini takdim etmeleri gerekirken en yakınlarına bile görevlerini yapmadan sadece orada bir görüntü olarak namaz kılar görünüp ardından çekip gitmektedirler. Halbuki cenaze merasimleri çok ibretliktir. En sevdiğiniz insan tabuta konulmuştur ve musalla taşında ve onun cenaze namazı kılınmaktadır. O cenaze, onun cenaze namazı kılınırken elbette o kimsenin yakınları da orada bulunuyorlar ve bu kimseler içerisinde gerçekten samimane namaz kılanlar olduğu gibi sırf orada bir görüntü vermek için mecburen orada bulunanlar da var. Bunların namazın hakikatinden haberleri yok. Bir gün kendilerinin de orada namazı kılınacağından haberleri yok. Hatta bunlarla alakalı bazı hocaların şöyle dediği söylenir. Diriniz buraya gelmezse bile sonunda ölünüz gelecek. O duruma düşmeden doğrudan kendiniz iradenizle camiye gelin ki biz de size hüsnü şehadette bulunalım. Bunu söylerler. Yani insan, İslam toplumunda yaşayan bir kimse vefat ettiğinde cenazesi camiden kaldırılıyor. Dini bir tören yapılıyor. Ve orada soruluyor, merhumu nasıl bilirsiniz? İnsanların hüsnü şehadette bulunması için o kimsenin camide görülmesi, namaz kılan bir kimse olması elbette o kimse için hayırlı. Yoksa diğerlerini o derecede belki ilgilendirmiyor. Netice itibariyle herkes kendi yaptığından sorumludur ve herkes her koyun kendi bacağından asılır kabilinden kendi yaptıklarıyla baş başa kalacaktır. Gerek iyiliğin gerek kötülüğün bu noktada şahsiliği bir esas gibi nazara verilmektedir. İşte Allah-u Teala namazın hakikatinden gafil olanlara veyl olsun onlara diyor. Yazıklar olsun onlara. Onlar namazdan gafil olan, namazdan uzak olan kimselerdir. Ellezinehum yuraun, onlar riyakarlık yapıyorlar. Yani onlar gösteriş yapıyorlar. Allah için namaz kılmıyorlar. Kılıyor görülüyorlar. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine toptan Müslüman oldu. Veya büyük bir ekseriyetle diyelim. Büyük bir ekseriyetle Müslüman oldu. Büyük bir ekseriyet Müslüman olunca az sayıda insan onlar da kendilerini Müslüman gibi gösterme lüzumu hissetti. Ve bu münafıklık oluyor. Gerçekte mümin Müslüman değil ama o toplumda yaşadığından dolayı onlarla beraber namaza geliyor. Onlarla beraber görülüyor. Bu şekilde namaz kılanlara Allah-u Teala yazıklar olsun diyor. Bu insanlar riyakerane namaz kılıyor. Gösteriş için namaz kılıyor. Allah için namaz kılmıyorlar. Ve bir ibadet eğer Allah için yapılmazsa diğer alemde sevap getirmeyecektir. Yani bir münafık diyelim 50 yıl Müslüman toplumda bulunsun, 50 yıl 5 vakit namazda camide görülsün, Allah için bir rekat bile kılmamışsa
Diğer alemde gideceği yer cehennemdir. Dolayısıyla bedenen onun orada namaz kılması onu kurtarmayacaktır. Dolayısıyla namazımızı eda ederken samimane Allah'a yönelmek, Allah için kıldığımızı fark etmek gerekir. Bunu ifade ederken şunu da söylemekte fayda görüyorum. İmanda şek caiz değildir. Yani acaba ben mümin miyim yoksa değil miyim? Tereddüde düşme lüzum yok. Eğer ben müminim diyorsak müminizdir. Camide olmamız samimi olmak şartıyla imanımızın bir göstergesidir. Ve namaz kılmayan bir kimse yine de Allah'a iman etmiş olabilir. Bu noktada İslam alimleri şunu söylemişlerdir. İman ayrıdır, amel ayrıdır. Amel imandan bir cüz değildir. Ama o imanın mütemmimidir, onu tamamlayıcıdır ve imanının kemalindendir. Yani ben iman ettim diyen bir kimse amel de işliyorsa, Allah için amel işliyorsa imanının ispatını yapmış olur ve ona göre de Allah katında derecesi artmış olur. Bundan dolayı her bir insan iman ettikten sonra artık ben müminim demeli. Acaba mümin miyim değil miyim tereddüte düşme lüzumu yok. Ama acaba imanın kemalini yakalayabildim mi? Acaba kamil manada mümin böyle mi olur? Bunları da düşünmesi gerekir. Ve bunları da kendi iç aleminde bir muhasebe eleğinden geçirmesi gerekir. Malum Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette Allah-u Teala namazla alakalı şöyle buyuruyor. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz ki namaz fuhşiyattan ve münkerden, yani çirkin işlerden, kötü işlerden insanları alıkor. Namaz böyledir. İnsanları çirkin işlerden, kötü işlerden alıkor. Ama buna rağmen bazı insanlar namaz kılmakla beraber, samimi Müslüman olmakla beraber çirkin işlerden, kötü işlerden kurtulamamışlarsa o zaman namazın hakikatini henüz elde edememişler demektir. Yani bunlar namaz kılmaktadırlar, farz görevlerini yapmaktadırlar ama hani bir şey mutlak zikredildiğinde kemaline masruftur denilir. Namaz kötülüklerden men eder derken de yani mükemmel olan namaz, hakkı verilerek kılınan namaz insanı kötülüklerden alıkor. İşte şu anda ibadetini yapmaya çalışan, özellikle namazını kılmaya çalışan insanlar bu noktada kendilerine bir bakmalı. Acaba kıldığım namaz beni kötülüklerden men ediyor mu? Şöyle bir kontrol etmeli. Eğer problem varsa namazını daha düzgün bir şekilde kılmaya çalışmalı. İşte yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler. Ve onlar riyakarane hareket ederler. İnsanlara gösteriş için namaz kılarlar. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Ve mauna da engel olurlar. Yani maun zekat olabilir. Başkalarına faydalı olabilecek şeyler olabilir. Ve özellikle çok küçük böyle ev eşyaları gibi şeylere, diyelim keserdir, kerpetendir bu gibi şeyler, komşunun komşuya ihtiyacı olabiliyor. Bu gibi şeyleri bile vermeyi men ederler. Bu gibi şeyleri bile insanlardan esirgerler. Bu gibi kimselerden olmaktan Allah'a sığınırız. Cenab-ı Hak bizleri kamil müminlerden eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.